Ya tamam, öyle biraz canım sıkılıyor işte. Niye? Dün güzel geçmedi mi? Hani arkadaşlarınla sizde buluşacaktınız? Yok. Güzel geçti. Hatta burada kaldılar. Sabah hepsi erkenden uyandı, okullarına gitti. Benim canım öylesine sıkılıyor. Özel bir şey olmadı. Merak etme. Gonca, okulu mu özlemeye başladın? Başar içeride ders veriyor. Mutfaktan konuşuyorum. Anneciğim, hadi biraz kendini topla. Hadi buraya gel. Gel hadi, yemeğe götüreyim seni. Bak, ben de hala yemedim hem. Ya ne yemeğe götürmesi anne? Zaten paran yok. Ben gelirken simit falan alırım, otururuz. Yok canım, o kadar da batmadık. Hadi gel, bekliyorum. Tamam, geliyorum. Efendim kızım. Rıza Bey geldi efendim. Al içeri kızım. Tabii. Buyurun efendim. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol, yolda kaza vardı, geç geldim, kusura bakma. Hemen giriyor muyuz? Toplantıya girmeden evvel seninle konuşmak istediğim birkaç şey var. Artık benim İbrahim Bayri diye bir kardeşim yok. Kapına girebilir iş için, iş karıştırmak için. İnsanın öz kardeşi için bunları söylemesi çok çirkin. Kendinden utandırıyor ama. Sen bana hiç kazık atmamış iş ortağı. Kabul edersen dost saydığın biri olarak İbrahim'e karşı dikkatli ve profesyonel davranmanı istiyorum. İşine gerçekten yaramayacaksa benim kardeşim olduğu için ona iş verme. İbrahim Bey senin kardeşin olmasaydı adam muamelesi yapmak için kendimi zorlayacağım biri olmazdı. Musa, belki gereğinden fazla acımasız bir cümle kurdum ama... Ya samimi bir cümle kurdum. Demek ki benim kardeşim olduğu için göremediğim, konduramadığım... İhtimal veremediğim her şey başkalarının çıplak gözlerinden görünebiliyormuş. Artık Bayrı'nın güvenebileceği sağ kol, ikinci adam sensin. Daha önce bir söz vermiştin. Beraberiz değil mi? Ne zaman istersen. Ast yapı elinin altında hazır. Eyvallah. Hadi gel. Arkadaşlar 10 dakikadır bekliyorlar. Şu inşaat planına bir yön verelim. Toplantıdan sonra da bir yere gitme. Seninle konuşacağım başka şeyler var. Tamam. Buyurun Rıza Bey. Kusura bakmayın arkadaşlar, biraz geciktim. Oturun lütfen. Buyurun. Başlat kızım. Evet, buradan başlıyoruz. Yani yanlıştan. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu proje İstanbul Boğazı'na tepeden bakan dev bir araziye, içinde yapay göletler, mikro boğazlar kondurmayı hayal eden İbrahim Bayrı'nın çizdiği dahiyane projedir. Bye.
Bugün bana kimseyi bağlamayın. Sen iyi misin? Bir an içime sıkıntı bastı. Ben buradayım. Biraz çık dolaş gel. Tebdili mekanda ferahlık vardır. O dediğin buradan Kızıldeniz'e gittiğinde olur. Olsa dükkan senin. Ne yapalım? Koşullarımız bu kadar. Bu durumda burası bana dar. Başka bir iş bakacağım. Abi kriz var. Ne iş bulacaksın? Bilmiyorum. Bakacağız. Ha, sen bu işi ablam buldu falan diye gurur yapıyorsun değil mi? Hadi git işine ya, bir yere gitmeyeceksin. Pardon, nereye gidiyorsunuz? Rıza Bey'le görüşeceğim. Randevunuz var mıydı? Açlıktan ağzın kokuyor diye. İki işe birden mi bakıyorsun? Hem kapıya hem randevu olarak. Sen sekreter misin? Ya senin... Rıza Bey dışarıda, öğleden sonra gelecek. Mehmet Bey onun için sordu. Tencere, kapak. Burcucuğum. Rıza Bey dışarıda mı? Evet. Bayrı'da bir toplantısı vardı. Daha sonra inşaatlara gidecek. 3 gibi burada olur. Peki o zaman. Ben ona cebinden ulaşırım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu da sana kapak olsun. Gördün mü? Sıktın ama. Tamam Mehmet, sakin. Ne oluyor? Hala bakıyor ya. Mehmet. Sen neredesin ya? İyi gördüğüme sevindim. Sen nasılsın? Seni özledim dostum. Ben de seni. Evlendim. Baba oluyorum. Çok şey değişmiş. Sen de? Her şey bildiğin gibi. Aynı. Bir akşam bize gelsene. Bak, bunu teklif etmek zorunda değilsin. Keyfine, yeni hayatına bak. Seni severim Sarp. Geçmişimden kaçarken silmek istediğim şeylerden biri sen değilsin. Hem seni Gonca ile tanıştırırım. Dayıcığım. Ah, canım. Ne haber dayı? İç güveysinden hallice işte. Senden ne haber? Aynen, senin gibi. Ne oldu kız? Damat mı üzüyor yoksa seni? Yok canım. Başarın bir şey yaptığı yok. Hamileyim diye herhalde. Neyse geçer, konuşmayalım.
Hoş geldin Gonca. Ha. Hoş bulduk Ali amca. Oo, siz ikiniz amma da şıksınız. Bir de bize sor. Her gün aynı kıyafetleri giy. Sana oradan karizmatik görünüyordur ama burada böyle artist artistik. Sonra da eve git, ayak nasırlarını törpüle. Hay dayı. Bir akşam bize gel de beni evde güldür. Hadi anneme söz verdim, yemeğe çıkacağız. Siz de gelir misiniz? Yok, ben hala konuşmuyorum. Tamam canım, uzatma, biz yedik zaten. Hayret. Annem bu saate kadar çıkmamış mı? İşi varmış, çalıştı herhalde. Neyse, bana sorma, ona sorarsın. Hadi gittim ben, görüşürüz. Kendine iyi bak. Tamam. Zeynep Hanım, meşgul müsünüz? Zeynep Hanım'a gel buraya gel. Gel Goncam, canım, kızım. Seni çok özlüyorum. Ben de seni. Bir şey yemeden geldin değil mi? Yok, yemedim. Hadi çıkalım o zaman. Tamam. Ah, kaç saattir masadayım. Ayaklarım uyuştu valla. Ah. Ay, anne sana inanmıyorum. Bunları sen mi yapıyorsun? Evet. Niye? Çok karışık. Sanki hiç bilmediğim bir dilde yazı okumaya çalışıyormuşum gibi. Bilmiyorsun çünkü. Hadi gidelim artık. Daha fazla aç kalmamalısın. Sen de. Afiyet olsun. Sağ ol Ali amca. Ara. Sen de arada ara. Özletme kendini. Niye bu kadar uzattınız? Bayınlama boş ver. Of anne, siz kardeşsiniz. Hem de kaç yaşındasınız? Dayına söyle sen onu. Benim ablam artık yalnız, tek başına. Bir arayayım, gideyim, bir yoldaş olayım falan yok. Musa da Musa. Takmış bir Musa'ya. Bir tavır bir tavır. Ay anne. Çok komik görünüyorsunuz biliyor musun? Dayım da babamı da ne kadar çok seviyorsun farkında mısın? Şu cümleleri bana söylerken kendini bir görmen lazım. Vallahi sinirleniyorum. Kapat şu konuyu Gonca. Tamam. Girin. Affedersin, aramadan sormadan geldim. Gel anneciğim, gir. Otursana.